Zekeriya Kurşun Usule Mugayir Acayip Şey Varşova Ortodoğu Konferansı 13-14 Şubatta Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan Ortadoğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı Amerika'ya yeni bir hayal kırıklığı yarattı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu konferansla kısa bir süre önce Ortadoğu'da yaptığı görüşmelerde aldığı sonuçları dünyaya ilan daha doğrusu aldığını zannettiği bağlılıkları teyit etmeyi planlamıştı. Ancak bunun olamayacağı toplantıdan birkaç gün önce ortaya çıkınca gündem değişikliğine giderek toplantı Orta Doğu Konferansı'ndan Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı'na dönüştü. Monolog mu, diyalog mu? 60'dan fazla ülkenin katıldığı toplantının değiştirilen gündemi balistik füzelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, siber tehditlere karşı alınacak önlemler, güvenlik ve enerji politikalarıyla insani yardım olarak ilan edildi. Ancak herkes bu toplantının İran'a ambargosunun takibi ve Pompeo'nun İran karşısında kurmaya çalıştığı İsrail ile müttefik Sünni bloğu güçlendirmeyi amaçladığının farkındaydı. Rusya ve aldırmaması, Almanya ve Fransa gibi ambargoya güçlü destek veren ülkelerin toplantıya düşük düzeyde katılımları, AB'nin ilgisizliği toplantıya hedeflerinden uzaklaştırmış ve bir monoloğa dönüştürmüştür. Kısaca ABD bu toplantıdan beklediğini alamamıştır. Ne Pompeo'nun biat teyitleri ne de İran karşısında güçlü bir blok görüntüsü verilememiştir. Dolayısıyla toplantının siyasi sonuçlarından çok magazin boyutu gündeme taşınmıştır. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kulisleri, Umman Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu ile gizli görüşme yapmak için geçtiği otopark manzaraları, İsrail'in İran'a e karşı kendisini müdafaa hakkı olduğunu beyan eden bazı Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın İsrail tarafından servis edilen ve sonra kaldırılan görüntüleri gündeme girmiştir. Orta Doğu'da asla barışı istemeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun toplantıdan mutlu ayrılıp Arap ülkeleriyle bugüne kadar sağlanan en önemli diyaloğu sağladığını ilan etmesi tamamen ülkesindeki iç siyasetin ve Şii baskısının altında Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın İran'ın İsrail'den daha zehirli olduğu yolundaki beyanatlarına rağmen bu toplantı bir fiyaskodur barışı hedefleyen bir toplantının gerçek taraflarından, mağdurlarından ve bu konuda bağımsız fikir üreten düşünürlerden yoksun bir şekilde yapılması elbette böyle bir sonuç doğuracaktı. Toplantı için Varşova'nın seçilmesi bile sorunlu veya maksatlı bir tercihti. İsrail'in kuruluşuna giden Filistin topraklarına göçün buralardan başladığını unutmamak gerekiyor. Polonya'da 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Yahudilere uygulanan soykırımda iyi bir sınav vermeyen ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya ile yapılan işbirliği hatıralarının yaşadığı bir coğrafyada Orta Doğu barışını aramak beyhudedir. Zaten toplantının sona ermesinden birkaç saat sonra bu konuda İsrail ile Polonya arasında bir polemiğin yaşanması da bunu göstermiştir. Yahudi meselesinin başladığı noktada meseleyi sonlandırarak dünyaya mesaj verme hevesi ABD'nin kursağında kalmıştır. ABD başkanının danışmanı Jared Kushner'ın toplantıda açıklaması beklenen Trump'ın arsın projesinden söz edilmemesini de Polonya'nın istemediği anlaşılmaktadır. Peki bu meseleyi toplantının mimarlarının bilmemesi veya düşünmemesi mümkün müdür? Elbette değildir. Ancak ABD, 2003'ten beri Orta Doğu konusunda akıl tutulması yaşamaktadır. Sahip olduğu üstün askeri güçle bölgede her şeyi yapabileceğini zanneden ABD, Irak'ta başarısız olmuş, Suriye meselesini içinden çıkılmaz hale getirmiş ve uyguladığı siyaset de bugün karşı olduğu İran'ı bölgeye yerleştirmiştir. Evanşelik, Bedevi ve Medeni Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra ticaret dışındaki ABD siyaseti rasyonalitesini yitirmiştir. Ticarette, ticareti dini bir ritüel sayan Hint banyanlar gibi davranan ABD, siyasette evanşelik aklı hakim kalmıştır. Selçuk'ta Metfun Aziz Yuhanna'nın yorumuna istinaden her fırsatta önce İsrail'i güçlendirip Kudüs merkezli bir Yahudi devleti yaratarak ardından İsa Mesih eliyle bir yeryüzü krallığı kurma zihniyeti bugünkü Orta Doğu politikalarına egemen olmuştur. Peki ABD'nin dümen suyuna giden bölge ülkeleri bunun farkında değil midir? Evet, onlar da farkındadır. Ancak toplantıda öne çıkan bazı körfez ülkelerinin bedevi hayatın normlarına göre geliştirdikleri siyasetleri böyle davranmalarını gerektirmektedir. Asırlardır varlıklarını ve kendi sınırları içindeki güç ve nüfuslarını kabilevi kimliklerinden alan bu güçler tarih boyunca hep günlük siyaset takip etmişlerdir. Bu yüzden itaatkar görünüp isyan etmişler, müttefik görünüp şartlara göre taraf değiştirmişler, hatta sadakat yemini edip ihanet etmişlerdir. Bu ifadeler tahkir değil, tespittir. Bunları bilmeyenler veya anlamayanlar bölge siyasetini çözme imkanından mahrumdur. Yarım asır boyunca ABD siyaseti bölgeyi bilen İngiltere'nin eski uzmanlarından beslenirken aynı kapasitede insanı yetiştirememiştir. Hülasa, her zaman söylediğimizi tekrar edelim. Zannedildiğinin aksine ABD bölgeyi tanımamaktadır. Peki İran meselesi muallakta mı kalacaktır? İran'ın siyaseti öğrettiği karmaşa ayrı bir yazı konusudur. Ancak bir başlangıç olarak bu soruya medeni Müslüman bir devletin aklıyla cevap vererek yazıyı sonlandıralım. İstanbul'da mukim batılı büyükelçilerin Osmanlı diplomatlarıyla bir araya her geldiklerinde İran'da söz konusu edilmekteydi. Zira İran'ın Rusya olan yakınlaşmaları ve tavizleri onları rahatsız ediyordu. İran'a karşı Osmanlı nüfusunu bir maşa olarak kullanmak istiyorlardı. Bir ara İranlı Osmanlı arasındaki bazı sınır sorunlarını bahane eden Fransız elçisi 3. Selim'e bazı bedeller karşılığında aracılık teklif eder. Naifliğiyle tanınan ve siyasette mahareti göz ardı edilen 3. Selim'in teklifi usule mugayir acayip şey diyerek verdiği cevap hala geçerlidir. İki devleti buluşturan İslam Birliği sayesinde tarafların memurları sorunlarını aracı olmadan da çözmeye muktedirler. Batılılar hesaplarını açıktan söylesinler, bu işe karışmasınlar.''